Evet hanımlar beyler sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. FM22 Galatasaray kariyerimiz tekrardan başlıyor. Şu aralar Fenerbahçe kariyeri çekiyorum ama Galatasaray ile yaptığım kariyer kadar bir ilgi görmedi Fenerbahçe kariyeri. Biliyorum çoğu kişi Galatasaray kariyerini tekrar istiyor ve Galatasaray kariyerine yeniden giriş yapıyoruz. Bu kariyerde yabancı kuralını ortadan kaldırdık. Yani şöyle bir yabancı kuralı uygulanacak. 14 yabancı ve altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu yok arkadaşlar. İlk olarak bunu söyleyeyim. Hani diğer bir yamada sınırsız oyuncu var. Ama o birazcık gerçeğe aykırı e, gördüğüm için direkt olarak 14 yabancıyı okey dedim. Ve altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğunu ortadan kaldırdık Galatasaray'la. E, ve şöyle bir şey yaptım bu kariyerde de. Şuradan kulüp çalışanlarına girelim. Hepsi diyelim Fatih Terim'i futbol direktörü olarak e, başımızda bıraktık. Bir koç edasıyla, bir usta öğretici edasıyla takımın başında devam edecek Fatih Terim. Çoğu arkadaş biliyordur ben tekrardan söyleyeyim oyunu açtığınızda 18 milyon euroluk bir transfer bütçesiyle başlıyorsunuz. Ee, şu ana kadar ben birkaç tane transfer yaptım o transferleri göstereyim sizlere şöyle bir transfer geçmişi diyelim öncelikle bir gidenlere bakalım Ryan Babel'i bedelsiz olarak William 2'ye gönderdim maaş yükü oldukça çok fazlaydı ve bon servisiyle almak isteyen kulüp çıkmadığı için bedelsiz bir şekilde William'a gönderdik. Bartu Eren ve Hamza Akman'ı kiralık olarak verdik. Fatih Öztürk North Challenge'a 100 bin avro karşılığında transfer oldu. Sofyan Feguli 5 milyon euro karşılığında kulüp burucu yolunu tutmuş oldu. Gelenlere bakacak olursak da Lanus'tan bir sol bek aldık Julian Aude Aude'nin potansiyeli oldukça iyi İyi de işlere imza atacağını düşünüyorum Aude'nin servisi için Yaklaşık olarak 4.8 milyon Avroluk bir bon servis bedeli ödedik Yıllıkta 573 bin Avroluk bir ee, maaş ödemesi olacak ama e, şöyle serbest kalma bedeli koydutturdular 17.5 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli var onun haricinde Matias Arazo Matias Arazo'yu da 1.7 milyon karşına River Plate'ten aldık ee, yine gördüğünüz üzere ve çoğu kişinin bildiği üzere Matias Arazo oyundaki wonder kitlerden bir tanesi o da yaklaşık 733 bin avroya e, yıllık imza attı ve onun da serbest kalma bedeli 19.5 milyon avro oldu. Bir diğer transferimizde Thiago Almada. Almada'ya bonuslarla birlikte ortalama 7.75 milyon euroluk bir bon servis bedeli sağladık. Ee, bir önceki seride aldığım oyuncuların dışına çıkarak farklı oyuncular almaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, Almada da zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. Almada'nın da 1.8 milyon euroluk bir e, yıllık maaş ücreti olacak biraz fazla ödedik ama almadığı için bence değer e, onun da 20.5 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olacak bir de e, defansa bir oyuncu aldık wisdom amey amey 2023 tarihinde takıma katılacak 15 yaşında olduğu için. E, ama iyi ben de bir hani regen olarak görüyorum güçleri gayet iyi. Hani çok tabi e, tutar ödemedi kendisine. Yaklaşık 1 milyon avroya e, yakın bir e, bon servisi vardı ve kadromuza kattık. Kadro mühendisliği devam edecek. E, yani Luindama, Jackne, Yetlin e, satışlarını bekliyorum. Keza Aytaç Karayı da göndermek istiyorum takımdan. Ona göre bir durum değerlendirmesi yapacağız. Daha transfer dönemi devam ediyor arkadaşlar. Şu anda sırada bir Sparta Pırak maçı var. Sparta Pırak maçı ee, Şampiyonlar Ligi'nde bir ön eleme maçı olacak. Bu arada Almadayı şuraya alalım. Julian Aude'yi koyacağım. Bu arada Ömer Bayram'ı da göndermeyi düşünüyorum. Halil Dervişoğlu sen buraya. Van Aanholt tatilden henüz gelmedi nasıl bir tatil yaptıysa <laughs> tatilin tadını çok fazlasıyla çıkardı. E, Matias Arezo'nun bir sakatlığı var. Aude, Almada, Kerem, Morutsan, Muhammed, Çika, Berkan, Nelson, Boy, Marco ve Aude 11 ile çıkacağız. Kaleci yokluğumuz var. Mustera tatilde. Mustera'nın yerine de İsmail Çipe'yi oynatacağız. İsmail Çipe'yi hani çok fazla güven vermiyor ama yapacak bir şeyimiz şu anda yok. Şöyle pozitif futbola çekelim ve mücadeleye giriş yapalım. Aude'ye bir forma numarası vereceğiz. 18. Thiago Almada da 10 numaraya yakışan bir futbolcu oluyor arkadaşlar ve mücadele başlasın. Umuyorum ki avantajlı bir skorla döneriz Prag deplasmanından ve yolumuza bir üst turda devam ederiz ve gruplara kalırız diyorum. Temennimiz bu yönde. Maç başladı. Galatasaray mücadeleye başlıyor. Şuradan da kritik anları seçelim. TV diyelim. Maç hızını bir tık yükseltelim. Tekrarları kapatalım. Okey. Morutsan. Nelson. Tekrar Morutsan. Solda Kerem var. Kerem. Aude. Aude'den pas hatası. Boyer. Arka Pavelka. Aman Allah'ım neler oluyor maçta. Tekrar Hoyer. Hançko, Dokal yani var ya ısrarla gelin golü atın dedik. Gerçekten ısrarla biz golü yemek istiyoruz dedik ve maalesef golü, gördük kalemizde. Henüz daha maçın başı şu anda şutumuz yok neredeyse. XG'miz de baya düşük seviyelerde. Yani bu maç burada olmasa bile Deplasmanda illaki döner. Yani Sparta Pırağı geçeriz diye düşünüyorum. Şu anda maç bir tık daha dengelendi. Saşa Boy, Morutsan, Berkan, tekrar Boy, tutu topu, Almada, Morutsan, Mustafa, çok iyi pas, Kerem Aktürkoğlu. Denge geldi maça ama bir inceleme. Evet offside. Kerem'e offside bayrağını kaldırdı Hakem. Saçek. Bir orta içeriye bir kafa dışarıya gidiyor. Ee, bir de bir yerli kaleci bakmak istiyorum arkadaşlar. Hani İsmail Çip'e ile çok olacak gibi durmuyor bu işler. Ee, Mustera'nın olası bir yokluğunda kaleyi emanet edebileceğimiz, gözü kapalı emanet edebileceğimiz bir... Oyuncu lazım bize. Aude. Almada. Çika. Açıldı top. Morutsan. Çevirdi. Ah be Mustafa Muhammed. Nasıl kaçırırsın bunu? Bir de daha takım tam oturmadı. Yani birazcık ee, taktiklere farklılık getireceğiz. Büyük ihtimalle onları ikinci bölümde daha net anlatmış olurum sizlere. Ee, bu arada Halil Dervişoğlu Barış Alper Yılmaz ve Taylan oyuna alalım. <laughs> gol gelir mi frikikten? Çika Çika dışarıya vurdu. Bir anda gol oldu zannettim. Güzel vurdu ama top dışarıya gidiyor Barış. Barış'tan pas hatası. Hoyer. Pavelka. Dokal. Aude birazcık tempoya, ya. Kalson. Saçek. Moberg. Saçek tekrar. Aman 2'yi yemeyelim. Aman 2'yi yemeyelim. 2 bizi zorlar. 2 bizi zorlar. 2 bizi zorlar. Ve maalesef ikinci golü gördük kalemizde. Ama offside. Aa çok güzel. Offside olması çok güzel oldu. Bu arada Marco bitiklerde. Alpaslan'ı alalım oyuna. 88. dakika. Son saniyelere giriyoruz. Bir gol. Çok şey değiştirir. Boy. Nelson. Halil'e doğru düşündü geçmedi. Moberg. Pavelka. Jules. Şimdi sağdan. Moberg Kalson. Reji, Moberg, Pavelka, Pavelka dışarıya vurdu. Yani olmadı. Ee, 1-0 kötü bir skor. Çok etkili olamadık. Bu arada Barış ayakta kalamadı. Pavelka, Moberg, Kalson, Dokal, Pavelka tekrar. Almada çok iyi. Aradan bırakırsan çok kötü bir pas. Çok kötü bir pas tercihi geldi. Pavelka. Maç bitmiyor hocam. <laughs> yani bu maçta illaki bir şey olacak. Yani bitmemesinin bir sebebi olmalı. Bu arada Barış Alper. 90 artı 2 artık. Barış girdi çizgiye. saşa Boy. Tekrar Barış ve maç bitti. 1-0 mağlup oluyoruz. Resmi maçlarda da ilk mağlubiyetimizi tatmış olduk maalesef. Kötü bir skor ama e, ümitsiz bir skor değil. Onu söyleyebilirim. Yani umuyorum ki ikinci tur maçında e, daha iyi bir skorla döneceğiz. Bu arada Burak İnce'ye arkadaşlar sözleşme teklifi ediyoruz. Burak İnce'yi büyük bir ihtimalle takıma kazandırmış olacağız. Ben şuradaki hazırlık maçını iptal etmek istiyorum. Çünkü e, ardından oynayacağımız... Şampiyonlar Ligi maçına çok fazla yorgun çıkartmak istemiyorum takımı. Ah Luyendam'ın satışı da gerçekleşti. Güzel. Luyendam'ı da 2.4 milyon avroya satmış olduk. Ee, bir önceki seride çok fazla biliyorsunuz regen çıkartamamıştık. Ee, umuyorum bu seride güzel regenler çıkartıp daha iyi regenler bulup takımı... Ee... Bir dakika şurada bir... Hı, tamam. Şimdi bir de Emircan Gürlü'yü takıma katmayı düşünüyorum. Ona da şöyle bir teklif verirsek okey olacaktır. Emircan da iyi futbolculardan bir tanesi. Ama Tokas Spor maçı koydunuz. Yani ben hazırlık maçı istemiyorum şu anda. Hazırlık maçı yönetime devredince. Böyle enteresan işler olabiliyor. Yardımcılar sürekli antrenman maçını, hazırlık maçlarını dayıyorlar takıma. Şimdi satabileceğimiz bir Yetlin ve ee, Jack kaldı? Onları da satarsak tamam olacağız. Yerlerine yeni futbolcular da alacağız. Fatih Terim'den bir sözleşme önerisi verelim. 244 çok dedin kral. Birazcık düşürelim onu. 208 bin iyidir. Aa kabul etmedi lan. Vay nasıl satayım. Emircan'a bak sen. Aytaç, seninle konuşmayacağım. Kapıma gelmeyin. Yetlin, seninle de hiç konuşmayacağım. Yetlini bir kiralık göndermeyi deneyelim. Yetlini kimse almıyor. Yani bir profil Tarık Çamdal'dan daha kötü olabilir mi diyorsun? Olabilir. Aha, Yetl'ine teklif geldi, güzel. Ya en azından gitsin, bizde gözükmesin abi. Bizde gözükmesin, Bünyemin ee, Bünyamin Balcı'ya birazcık ağırlık veririz. Bünyamin'i alırsak güzel olur. En azından yerli ve İstikrarlı e, istikrarlı bir sabek. Onun haricinde şu aldığımız wonder kitlerden iyi bir gelir bekliyorum. E, onları sattığımız takdirde Galatasaray düzlüğe çıkacaktır. Şimdi Sparta Prag'la playoff ikinci tur mücadelemiz var. Burada artık her şeyi yoluna koymalıyız. E, şunu savaşçı orta saha yapacağım abi. Destekte kalsın. Çıkıldı o. Merkez orta sağ hücum oynasın. Bunlar ters ayaklı. Kerem ters ayaklı hücum. Tamam. Şimdi şu taktikte birazcık daha defanstan daha disiplinli oyna. Geçiş oyununa gelelim. Top hızlıca çıkar. Elle kısa oyna. Top rakipteyken de ayakta savun diyelim. Bunu bir geri çektik mi tamamdır. <laughs> ya yani mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Bu arada Burak İnce takıma katıldı. Genç yıldız adayımız yerli rotasyonda çok fazla işimize yarayacak ve DeAndre Yettin de takımdan gitmiş oldu. Yani Yettin de ya enteresan bir durum var ya. Yani ee, gerçekten oynatmayı düşündüğüm son oyuncu olur Yetlin. Şimdi rakibe bir markajlarını ayarlayalım. Özellikle hücumcularına sürekli markaj uygulayalım. İlk maçta bize sıkıntı yarattılar. Tamam. Genel bakış. Şimdi Mustara Kare'yi devraldı. Oradan yana iyiyiz. Şu Deandre yettiğini bir U19 takımına gönderelim. Şurada bir oyuncu fazlalığı olmasın. Onun haricinde oyuncu değişikliği yapacak mıyız? Yapmayacağız. Ofansif oyun kurucu hücum. Ee, oyuncuya bir gelelim. <laughs> Daha çok şu çeke zorlayamıyor muyuz? Neyse bunu düzenlerim ben bir ara. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Ve Sparta Pırak Galatasaray mücadelesi başlayacak. Matias Arezzo'ya 9 numaralı formayı vereceğim. Forvet dediğin ya 9 olur ya 11 olur zaten. <laughs> ya da 99 olur benim gözümde. Ve mücadele başlıyor arkadaşlar. Haydi diyelim. İlk maç 1-0. Orada temkinli de kalmış. Temkinliği bir tık hücuma çekelim. Şu an kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Marka vurdu kafayı. Oyer. Stetina. Hancko dışarıya vurdu Muslera. Çok boş bıraktı o köşeyi. Ama rakip futbolcu dağlara taşları vurdu topu. Orada maçların sesini açmayı unutmuşum. Bir maçların sesini açalım. Nelson, Boş, Murutsan, Berkan, Nelson, Sasha Boş, Murutsan. Haydi çocuklar şu pozisyonu gol yapalım. Mustafa Muhammed iyi bıraktı aradan. Kerem Aktürkoğlu çok net kaçırıyor Kerem. Yapma be Kerem. Şu golleri atamayacağız da neyi atacağız? Çika. Orta geldi Mustafa Muhammed dışarıya vuruyor. 25. dakika etkili başladık maça ama henüz gol yok. Pavelka Markov karşıladı Mustafa Muhammed. Solda Kerem'den bindirme var. Kerem Aktürkoğlu hızla taşıyor topu. Kerem, Kerem orta geldi. Mustafa Muhammed. 1-0 öne geçiyoruz. Gol Mustafa Muhammed. Oh be. Bu gol iyi oldu. Bu gol akar. Bu gol maçın sonucuna... o bu arada alma da kaydı orada ama. Kırmızı kart çıkar mı diye bekledim direkt. Berkan iyi bir pas. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Yapma Kerem. Yapma Kerem. O kadar çok karşı karşıya kaçırıyor ki Kerem. Bu arada Morutsan'dan sağ açıkta e, hiç verim alamıyorum. Hani oraya bir transfer pazarına bakacağız. Bu arada kafa çizgiden çıkardık. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Stetina. İlk yarının son dakikalarında golü Yani işte şu bulduğumuz pozisyonları atsak çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama işte bulduğunu atamayınca rakip geldiğini atıyor. Kerem Aktürkoğlu iyi bir pas değil ama Morussan girdi araya çevirdi. Muhammed dışarıya. Gol kaçırma rekoru kıracağız neredeyse. Olacak işler değil olacak işler değil. Yani basit gördüğümüz bir maç Çika penaltı. Penaltı kararı Pavelka'nın hareketine. Penaltı diyor hakem. Topun gerisinde Mustafa Muhammed var. Haydi Mustafa. Gol gelsin Mustafa. 2-1. 2-1'i bulduk. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ı alacağım. Morusan inanılmaz kötü. Ve Almada'da henüz takıma ayak uydurabilmiş değil. Daha bir etkisini göremedik Almada'nın. Bu skor bizi üst tura taşır. Dakikalar 70'i gösteriyor. Birkaç oyuncu değişikliği daha yapacağım. Matias Arazo'yu almayacağız. Emre Kılınç buraya Arda Almada değişikliği ortaya da Taylan'ı alacağım. ileri kısmı birazcık düzene tertibe sokmak lazım. Yani skor olarak 2-1 iyi bir skor ama oyun olarak çok iyi bir oyun sağladığımızı söyleyemeyeceğim. Ama düzelecek. Bu arada Saçek. Aradan Muslera çık Muslera, Muslera! Bravo Muslera, bravo. Çok kritik bir pozisyonlu. Belki de maçın kırılma anı. O yer Nelson karşıladı. Pavelka. Pavelka. Pavelka Türkiye'de de oynamıştı daha önce. Pavelka'yı hatırlıyoruz. Kasımpaşa'daydı galiba. Yanlış bilmiyorsam. Markao. Aude. Emre Kılınç. Arda. Çika. Mustafa. Taylan. İyi paslaşmalar ama sonunu getiremiyoruz paslaşmaların. Hepsini düzelteceğiz arkadaşlar. İkinci bölümde çok farklı bir Galatasaray izleyeceksiniz. Bu arada ileriye yapma yapma bravo Muslera. İşte diri bir Muslera neler yapabilir onu izliyoruz. Diri bir Muslera Galatasaray için adeta bir e, canavara dönüşüyor diyebiliriz. Bu arada Hanko yine Muslera. Ama öncesinde kalkan bir offside var. Ona rağmen Muslera. Keşke sakatlanmasaydı. Bu arada orta geldi direkten döndü. Son dakikalarda iyice etkisini göstermeye başladı Sparta Pırak. Bu arada maç uzatmaya gider böyle bir derse. Hoyer'in ortası yine karşıladık. Paraslin, Hoyer yemeyelim. Pavelka. Oyuna sonradan aldığımız oyuncularda hiçbirinden verim alamadık neredeyse. İnanılmaz kötüyüz. Ve maç uzatmalara gidiyor. Uzatmalar. Bu arada çıka bitti ama bizim de oyuncu değişiklik hakkımız yok. Bu takıma sağlam ayaklar lazım. Saşa Boy. Boy. Haydi güzel orta gol getirir. Orta Muhammed vuramadı. Dengeli al. O yer orta bir kafa dışarıya gidiyor yüzüncü dakika artık yorgunluk belirtileri başladı ve Sparta Pırak akın akın geliyor dikkatli olalım Krejic. Dokal Saçek orta dışarıya çok ucuz atlatıyoruz çok ucuz atlatıyoruz ve ikinci devre arası başlıyor büyük ihtimalle penaltılara gider gibi düşünüyorum. Benim oyuncuların özellikle defans hattının artık dili dışarıda geziyorlar. Bak oyuna sonradan soktuğum Barış 6.2, Arda 6.5, Emre Kılınç 6.3 ratingle oynuyor. İnanılmaz kötüler. Verim 0. Bu arada orta geldi. Harasli Muslera. Aman Allah'ım ama yine offside. Muslera ayakta tutuyor takım adeta. 120. dakika ve penaltılara gidecek mi maç? Son atak belki de. Çika. Aude orta Barış direkten döndü Barış Alper Aman Allah'ım Ve penaltılar Geldi şimdi O Alpaslan'ın penaltısı çok iyiymiş ya Ama Mustafa Muhammed ilk atsın Alpaslan 2 Marka 3 Arda 4 Taylan 5 Çika 6 Barış 7 Emre 8 Muslera 9 Muslera'ya kadar uzar mı bilmiyorum Eee strese sokmaya gerek yok oyuncuları. Bunlar bir strese girecek gibi. Mustafa topun yerisinde. Mustafa Muhammed vurdu ve gol. 1-0 öndeyiz penaltılarda. Muslera'ya güven tam. Bu maçın yıldızı Muslera. Dokal geldi. Dokal Muslera dikkatli. Dokal affetmedi. Penaltılarda skora dengeyi getirdi ve Alpaslan Öztürk geliyor. Takımın şu anki oyuncular arasında penaltısı en yüksek profile sahip oyuncu golü attı. 2-1. Saçek çok zorlu anlar çıkardı bize ma Saçek maçta. Haydi Muslera. Skor 2-2. Marcao geliyor. Enteresan penaltı kullanma tekniğiyle. Jorginho'ya benzeyen penaltı tekniği ve Marcao topu filelerle buluşturdu. 3-2. Pulgrap Haydi Muslera. Çıkart artık bir tane. Onu da çıkartamadı. 3-3. Bu maç uzar mı? Arda geldi. Arda Turan. Son senesini geçiriyor Galatasaray'da. Arda vurdu top filelerde. Birazcık korktum. Bir tık korktum bu penaltıda. Ama gole çevirdik. 4-3 öndeyiz. Reji. Vurdu. O da topağları gönderdi. Muslera köşeyi bildi ama topu çıkartamadı. Taylan. Çok kritik bir penaltı. Haydi Taylan. Taylan 5 4. Uf. Çok stresli ya bu penaltılar. Pavelka geliyor. Sen memleketimizin ekmeğini yedin Pavelka. Şu penaltıyı kaçır. Haydi Pavelka. Kaçırmanı bekliyoruz. Sol ayak tehlike. Pavelka kaçırdı. Kaçırdı. <laughs> Güzel. Kötü oyun ama olsun. Büyü çıkmak önemliydi. Moral motivasyon açısından ee, kendimizi şu anda daha iyi hissedeceğiz ve ikinci ön eleme turu maçını kazanıp üçüncü ön eleme turunda Mid Challenge'la karşılaşacağız. Bunu da geçtikten sonra ee, gruplara kalmış olacağız arkadaşlar. Gayet kolay bir rakip geldi, kolay bir kura geldi. Bence istediğimiz kurallardan birisi olacak. Ardından da ee, Yeni Malatya Spor'la lige başlangıç yapacağız gençler şimdi ilk bölüm buraya kadar olsun YouTube'da izleyen arkadaşlar videoları like atıp kanala abone olursanız Eğer sevinirim videolar gelmeye devam edecek İkinci bölümde daha ayrıntılı e, işlemlere gireceğiz bilginiz olsun maçları biliyorsunuz zaten e, düşük e, takımlarla oynadığımız maçların Direkt olarak e, sonucunu gösteriyorum Sizlere e, Videoların devamını gelmesini istiyorsanız Tekrardan ricamdır arkadaşlarım Mutlaka videolara like atıp Kanala abone olalım Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun bye bye.